Hey, selam. Ben Bay Eko. Karadeniz ekonomi şehri karış karış dolaşmaya devam ediyor. Bu hafta yine açık açık konuşacağız. Hazır mısınız? Şimdi söz muhabirimizde. Karadeniz Ekonomi Dijital Platformlarında Açık Konuş programımızda yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Ahmet Bey ile beraberiz. Evet Ahmet Bey, pandemiyi nasıl değerlendirdiniz? 9 aylık süreçte bir kapanma süreci oldu. Ardından açıldınız. Önümüzde 10 günlük bir bayram tatili var. Bunların tümüyle ilgili görüşleriniz neler? Pandemi sürecinde biraz maddi olarak sıkıntılar çektik. İşin gerçeği. Ama umarım bu süreç bitecek ve bu süreçten sonra da daha iyi günler bizi bekleyecek. Maddi açıdan biz elemanlarımız dahil komple bir yani genel olarak bütün işletmeler dahil bir sıkıntı yaşadık. Sektör aslında. Evet, tüm sektör olarak bir sıkıntı yaşadık. Biz önlemlerimizi aldık. Bayağı bir uzun bir kapanma oldu. Kısmi açıldı ama tekrar kapandı. Şimdi tekrar tam olarak açıldık. Bundan sonra işlerimizin daha iyi olacağını, insanlarımızın yüzünün güleceğini umut ediyorum. Devletimiz de zaten önlemlerini aldı, arttırdı. Yani sonuç olarak tüm insanların bu pandemi sürecini bitirip hepsinin yüzünün gülmesini istiyoruz. Biz dahil, personellerimiz dahil. İnşallah bu süreci böyle en kısa sürede atlatırız. Evet, şimdi insanlar da biraz da bu kapalı alanlara gelmekte bir zorluk yaşıyorlar kapanma döneminde. Sanırım siz işletme olarak tüm sağlıkla ilgili tüm detayları, tüm önlemleri aldınız. Bununla ilgili de müşterilere ne söylemek istersiniz? Müşterilerimize biz önlemlerimizi aldık. Girişte zaten dezenfektanımız, personellerimizin hepsi maskeli, hepsi aşılanmış durumda. Herkes, biz işletme olarak tüm personellerimizi aşıladık. Bütün personellerimiz aşılanmış, önlemlerimizi almış, güler yüzlü bir hizmetle buraya gelmelerini ve burada güzel bir hizmet almalarını bekliyoruz. Evet Serdar abi, 9 aydır evlerde bir kapanma süreci vardı. Şimdi bir tam açılma süreci var. Bu 9 aylık süreci nasıl değerlendirdiniz? Emekli misiniz? Çalışıyor musunuz? Şu an çalışıyorum. Zaten çalışanlara genelde şey olmadı. Evet. İzin falan olmadı ama 9 aylık süreç bence iyi geçti ya. Nasıl iyi geçti? Çünkü millet ya kapandı ama hani bir taraf ekonomik sıkıntı çekti ama bir taraf çalıştı ama hani o zaman da yapacak pek bir şey yoktu yani. Siz tüm gün, tüm hafta boyunca hep çalıştınız mı sürekli? Pazarda dahil. Anladım. Ne işle meşgulsünüz peki? İş makinesi operatörüyüm. İş makinesi operatörüsünüz. Evet. Bu şekilde çalışmalarınız devam ediyor. Aynen etti bizde. Bizde sıkıntı olmadı. Peki bayramda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ordu'da mısınız? Bir turizm, seyahat bir şeyler düşünüyor musunuz? Yok kardeş, muhtemelen köye çıkacağım, kurban işi olacak. Hayır, köyde kurban işi. Tamam. Zaten bu pandemi döneminde biraz da insanlar köylere akın etti sanırım. Ne diyorsunuz? Gitti köyde, çünkü milletin hep bağ bahçe işleri vardı. Zaten çoğu da oraya gitti zaten. Hala da orada olan da var yani. Evet Mustafa Bey, yaklaşık 9 aydır pandemi sürecinde evdeydik. Şimdi Temmuz ayıyla bir açılma var ve bayram var bundan sonra. Siz öncelikle 9 ay evde nasıl değerlendirdiniz ve bayramdaki planlarınız neler? Vallahi biz açıkçası 9 ay evde kalmadık. Basın sektöründe çalıştığımız için biliyorsun serbestti bizi. Ama serbest de olsa nihayetinde sokakta insanlar boştu. Ülke olarak değil, dünya olarak zor bir süreçten geçtik. Ekonomi olsun, sağlık anlamında bilmiyorum valla bir 40 bin civarında herhalde Türkiye'de bir insanımızı kaybettik. Ben inanıyorum ki bunu en az 2 ile 3'te çarpalım. Çünkü ben o kadar gördüm ki yakınımda koronavirüsten ölen insanların işte kalp yetmezliği vesaire gibi hastalıklar, ölüm raporu verildi. Çok fazla insanlarımızı kaybettik. Ama şu var, gördüğüm kadarıyla bu Türkiye'de, özellikle Türkiye'de pandemi, koronavirüs bitmeyecek. Bitmez de. Neden? Görüyorsun, bakıyorsun 1 Temmuz'a kadar çoğu şeyler kısıtlıydı. 1 Temmuz itibariyle her şey bitti. Özellikle köy düğünleri, konserler, bakıyorsun çoğu yerde maskeler yok. Sanki hiç korona yok gibi. Ama ona rağmen bakıyorsun 2 gün önce 40'lara kadar düşürmüştük vefa sayısını. Bugün 60'lara kadar yine dayandı, yine çıkacak. Yani bu yaz döneminin ardından Eylül'de tekrar başa mı döneceğimizi düşünüyorsun? Ya inşallah yanılırım ama durumunu gösteriyor. Çünkü yani insanımız sanki her an yani koronavirüs bitmiş gibi bir insanda bir şey var. Bakıyorsun işte maske geçen insanlar var, ağızda boynun altına kadar geçirmiş maskeyi, maske açık. Yani sanki insanımız alışmış, illa insanımıza zorlatılacak bir şey ama hayat bizim. Ben bunu süreci yaşadım. Ben de korona oldum. Geçmiş
Teşekkür ediyorum. Ne bileyim yani, zor bir süreç, hakikaten Allah göstermesin. Tamer Bey, berbersiniz. Evet. Pandemi döneminde en çok zorluğu yaşayanlardan, meslek gruplarından biri de sizdiniz. Bu kısıtlamalarda, dükkanınızın kapalı kaldığı zamanlarda neler yaptınız? Geçim sıkıntısı çektiniz mi? Ya illaki geçim sıkıntısı oldu. Çünkü biz berberler olarak günlük yani çalışmayla ailemizi geçindiriyoruz. Yani bir takım sıkıntılar yaşadık. Çok şükür. Hani hastalık da geçirmedik. Hani bizi riskli grup olarak gördüler. Yani gerçekten de doğrular. Yani biz çünkü burada müşterilerimizle birebir temas ediyoruz. Yani onun sıkıntılarını yaşadık ama çok şükür. Yani nasıl desem yani geçirdik, yani sıkıntılar geçirdik. Ama ikinci aşılarımız olduktan sonra, yani aşılarımızı yaptırdık. Yani hayırlısı diyorum. Peki bir de şimdi insanlar yine berberlere gelmeye biraz çekiniyorlar. Bununla ilgili de bir tavsiye verir misiniz ya da bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi berberler eskiden beri aile ortamını arındı. Tabii ki insanlar da haklı yani şimdi. Pandemi dolayıyla yani sık söylüyoruz ama biz pandemi kurallarında işte gerek havlularımızda olsun, gerekse tek kullanımlık peçetelerimizde olsun, hijyene biraz daha önem veriyoruz. Yani bir koltuk mesafe bırakıyoruz. Devletimizin aldığı maskesiz çalışmıyoruz. Yani onlara uyuyoruz. Yani korkmalarına benim şahsi görüşüm gerek yok aslında ama hani insan yani kimin ne olduğunu bilemiyor. Yani çalışırken çünkü yani olabilir, olmayabilir gibisinden şeyler oluyor. Ama yine de çok şükür yani devam ediyoruz. Pandemi döneminde bir 9 aylık bir kapanma süreci vardı. Kasım'dan Temmuz'a kadar. Bununla ilgili görüşleriniz neler? Nasıl zorluklar yaşadınız? Geçim sıkıntıları ve 1 Temmuz itibariyle artık açıldınız. Bununla ilgili görüşleriniz, düşünceleriniz neler? Tüm ülkenin yaşadığı gibi biz de yani en çok etkilenen sektörlerden biri kafe ve restoran işletmeleriydi. Biz de bu şekilde bu olaylar bizi çok etkiledi, pandemi özellikle. Geçim sıkıntısı tabii ki herkes gibi biz de yaşadık. En çok yaşayan sektörlerden biri de bizdik. 1 Haziran itibariyle açıldık kısmi olarak akşam 9'a kadar. 1 Temmuz itibariyle de full açıldık. İnsanlar bu tarz yaşamaya alıştılar 9'a kadar. 9'dan sonra da yavaş yavaş artık işlerimiz açılmaya başladı. Tüm hijyen kurallarıyla, mesafe kurallarıyla müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki şimdi insanlarda biraz da bir kapalı alanlarla ilgili bir tedirginlik var. Bununla ilgili de tedirgin olmalarına gerek yok sanırım. Tüm hijyen kurallarını almışsınız. Müşterilerinizi bekliyorsunuz aslında. Yani burası sahil kenarı bizim işletmemiz olarak. Tüm alanları açık, 4 alanı açık bir işletmeyiz. Hani deniz kenarı, sahil. Şu anda bu tarz şeylere insanların nasıl söyleyeyim, mesafe kuralları doğrultusunda uydukları takdirde hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hava sirkülasyonunun olduğu bir işletmeyiz. 4 tarafı açık. Bu şekilde. Karadeniz Ekonomi Dijital Platformu'nda Açık Konuş programımız sizinle devam ediyor. Evet, isminizi öğrenebilir miyiz? Savaş. Evet, Savaş Bey, bir simitçi dükkanı işletmecisi. Bu 9 aylık kapanma döneminde işlerinizi tam anlamıyla yapabildiniz mi? Bu 9 aylık süreci nasıl geçirdiniz? Bize biraz özetler misiniz? Kesinlikle yapamadık. Çünkü çoğu günler kapalıydı. Açtığımız günlerde pandemiden dolayı kimse yaklaşmadı. Pandemi korkusuyla, maske taktıkları için. Ondan dolayı bayağı bir yoğunlukla sıkıntı yaşadık. Peki bununla ilgili destekler açıklandı hükümetten, hükümet tarafından, devlet tarafından. Destek aldınız mı? Vallahi desteklenme olayına ben fazla ilgilenmiyorum. Bizim patronlarımız var. Biz burada eleman olarak çalışıyoruz. Onu kendileri bilir zaten. Onları biz bilmeyiz ama çalışma açısından bayağı bir zorluklar yaşadık tabii ki. Şimdi de 1 Temmuz itibariyle bir açılma süreci var. İşleriniz nasıl gidiyor? Şu anda çok durgun. Sahillerde açıldığı için herkes sahile akım ediyor. Şu anda pandemiyle veya şu anda hiç arasında fazla bir fark yok. Çok nadir yani. Yani eski satışlarımız, eski çalışmalarımız öyle fazla bir yoğun değil. Şu anda yaz sezonu. Millet hep köyde, bağda, bahçede, sahilde bu şekilde gün geçiriyorlar.
Yaklaşık 9 aydır evlerdeyiz. Şimdi Temmuz'la beraber yeni bir açılma oldu. Pandemiyi nasıl değerlendirdiniz? Ne yaptınız? Şimdi pandemir denildiği zaman yani ne gibi sizde bir anlam ifade ediyor? Bir hastalık türü mü yoksa bir sürekli oluşum mu? Yani bu isim kısıtlamaları nasıl getirdiniz? İşte sizler olarak bir toplum olarak yani bu isim neden verilmiş? Pandemir diye. Yani pandemi şimdi şöyle bir durum aslında. Bu salgının adı. Pandemi salgını. Ha, salgının adı salgını olduğundan alakalı. Dolayı bugün iğneler neyle vuruluyor? Aşıyla. Aşı. Peki iğne ucundaki ne? Ucundaki iğne. İğne neden oluşur? Madeni. Demir de bir madeni değil mi? Peki pan dediğimiz zaman pan nedir? Bir havalandırmadır değil mi? Evet. Çünkü ikisinin kısıtlayışı oluşundan dolayı, oksijen azaldığından dolayı bu hastalık türesi vücutlarımızdaki bünyedeki bağışık sistemi düşüyor. Tamam. Ondan dolayı. Peki siz yasakları ne yaptınız evde? Yasaklar ne kadar uygularsan uygula. Evet. Nefes yoluyla dahi bulaşıcı bir hastalık. Eve de gitsen çözemezsin, bakkala da mecbur gitmek zorundasın. Artı yiyecek de eve getirseler yine bir insanlık tarafından getirdiği için kullanılıp bütün toplum adına aynı olmuş oluyor. Dünya toplumunda da aynısı. Anladım. Peki bir çözüm öneriniz var mı buna? Çözüm önerisi nedir? İşte insanlar insani yapılarındaki mantık, fikir yürüterek ancak bunu kardeşçe paylaşım içerisinde çözebilir. Bunun dışında hiçbir hastalık türünde zaten çözüm bulunamaz. Bugün bir tifo hastalığı bulaşıcı mı? Bugün bir verem bulaşıcı mı? Bugün bir hepatit bulaşıcı mı? Ve bunun bugün bir AIDS bulaşıcı mı? Bugün bir frek bulaşıcı mı? Bugün bir bel soğukluğu bulaşıcı mı? Ama bunlar da ölümle çözümleniyor. Ama genelinde bilinçli kullanılmazsa o da bir ilerideki insanlığın yaşamını bitirebilir.